Merhaba arkadaşlar. Bugün dairede alanla ilgili inşallah dördüncü testimizi çözüyoruz. Bize yine bir taralı alan sorulmuş. Sorumu yazayım. O1, O2, O3, O4 eş çemberlerin merkezleri yarıçapları da kaçar birim arkadaşlar görüyorsunuz. Birer birim. Bir kare oluştu içte görüyorsunuz. Karenin bir ayrıtı kaç birim oldu arkadaşlar? 2 birim. Biz karenin alanından 4 tane çeyre, yani yarım daireyi, bir tam daireyi ne yapacağız arkadaşlar? Çıkaracağız. Yani taralı olan kare eksi daire olacak arkadaşlar. Karenin alanı ne olur arkadaşlar? 2'nin karesi. Dairenin alanı da yarıçapı bir birim kare değil mi? 4 eksi pi. Basit bir soruyla başlamış olalım. Evet. İkinci sorumuz arkadaşlar. Bunu deftere alın. Yine bir taralı alan soruluyor bize. Taralı alanları görelim arkadaşlar şöyle. Güzel bir soru bu. Şöyle daha rahat görmek. Şunu göreyim bir saniye. Şöyle daha nizami çizeyim arkadaşlar. Bakın. Şurada bir tane ne oluşturacağım? Bakın şimdi ben dikdörtgen. Evet. Taralı alanlar şunlar arkadaşlar. Şu arada kalan yerler. Şöyle. Evet. Bunların hepsi birbirine eş olur arkadaşlar. Yarı çapımız 2 birim. Taralı alanlar toplamı. Sorumuz bu. Evet, bunlardan her birine A birim diyelim arkadaşlar. O zaman taralı alan kaç A olacak? 8 A. Şimdi bakın, şuradan bir tane ne oluşturacağım ben? Görüyorsunuz, kare oluşturdum. Görüyor musunuz? Bu karenin içinden bir tane eşkenar üçgen oluşturacağım arkadaşlar. Şöyle. Takip edin şimdi. Şunlara 5 şöyle. Evet, bize şu alanı soruyor. Evet, bir tanesini hesaplayalım biz. Yarı çapımız 2 birimdi arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Taralı alanı nasıl bulacağım ben? Şöyle bir kareden eşkenar. Bir de arkadaşlar şuralar 60 olursa burası kaçlık olur bakın. 30. Burası da 30 olur. 2 tane 30'luk kaç yapar arkadaşlar? 60'tır. Yani ben bir tane A alanını hesaplarken arkadaşlar güzel yazalım şunları. Evet. Karenin alanından arkadaşlar bir tane eşkenar çıkaracağım. İki tane de 30'luk. Yani neylik çıkaracağız arkadaşlar bir tane? 60'lık dilim çıkaracağız. Anladınız değil mi? Bakın 30. 30 ve eşkenarı çıkardığımızda şu kesit alanı kalır elimizde. Karenin bir ayrıtı 2 birim. Karesi 4 arkadaşlar. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. 60'lık dilimin yarıçapı 2 arkadaşlar. 4 pi bölü kaç olacak? 6. Buradan arkadaşlar A alanı bakalım. 4 eksi kök 3 eksi arkadaşlar 2 pi bölü kaç olur? 3. Bize sorulan toplam alan kaç A'ydı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 A'ymış. 8 A yazmışım ben. Onu düzeltelim. 6 A'ymış arkadaşlar. Bunu 6 ile çarpalım. 6 A diyelim. 24 eksi 6 kök 3 arkadaşlar. Eksi 6 kere 2, 12. 3'e bölün. 4 pi olarak bulunmuş olur. Bunu defter alırız arkadaşlar. 39. sorumuz arkadaşlar. AB ve AD çap bir tane kare oluşmuş ve bize neyi sormuş arkadaşlar burada oluşan? Evet, taralı alanı sormuş. Şimdi ben birazdan bu tarz soruları yine çözeceğim. Karede neleri çiziyor arkadaşlar? Köşegenler. Karede köşegenler birbirini nasıl ortalıyordu arkadaşlar? Evet, dik ortalıyordu. Evet, bunlara 5 olacak şimdi. Evet. Bir tane de şuradan çizeyim arkadaşlar şöyle. Evet. Şimdi şu alan iki eş parçaya bölündü mü? Şöyle fındık yaprağı gibi. Evet. Buradan O merkez seçelim. Yarı çapımız arkadaşlar çap 2 birimde. Bire 1 olacak şuralar. Görüyorsunuz. Şimdi buradaki şu taralı alanlardan bir tanesine A dersem toplam alan 2 A olacak. Bu A'yı nasıl buluruz arkadaşlar? Çeyrek daireden neyi çıkararak? Üçgeni çıkararak. Çeyrek eksi üçgen diyelim arkadaşlar. Çeyrek dairenin yarıçapı 1 birim. Pi bölü 4. Üçgenin alanı da arkadaşlar 1 çarpı 1 bölü 2. A ne olur? Pi bölü 4 eksi 2. 2 A'yı soruyor arkadaşlar bize. 2 ile çarparsak bunu pi bölü 2 eksi 1 birim karelik bir alan oluşmuş olur. Evet, bu biraz daha gelişmiş hali diğer bir önceki sorun arkadaşlar. Bunu deftere alırsınız. Yine ben taralı alanlar toplamını soruyor bize. Şimdi bakın soruyu da yazayım yan tarafa. Taralı alanlar toplamı. Karenin kenarları ne oluyor arkadaşlar? Buradaki üçgenlerimizin dairelerimizin çapları oluyor. Taralı alanlar toplamı.
Bir önceki örneğimde olduğu gibi arkadaşlar bakın ne oluşturacağım ben yine? Görüyorsunuz. Çeyrekler oluşturacağım. Şuraya yoğun merkez seçelim. 4'tü buralar ya, yarı çapımız kaça kaç olacak o zaman? 2'ye 2 olacak arkadaşlar. Şimdi ben şu alanlardan bir tanesini hesaplarsam, buna A diyelim arkadaşlar. Az önce ifade etmiştik bakın ne var burada? Çeyrek daire var. O merkezde bu çeyrek daireden neyi çıkaracağız arkadaşlar? Dik üçgenin alanını çıkarıyoruz. A'yı bulalım. Çeyrek dairenin yarıçapı 2'ydi. 4 pi bölü 4. Dik üçgenin alanı arkadaşlar 2 çarpı 2 bölü 2. Buradan evet bu alanlardan bir tanesi arkadaşlar pi eksi kaç olur? 2. Kaç tane parça var arkadaşlar bu şekilde? 2, 4, 6, 8 tane. 8 A da arkadaşlar 8 pi bölü pi eksi 16. Bunu defterimize alırız. Evet, 41. sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine bakın ben buradan bir tane klasik bir soru aslında bu. Eşkenar üçgen oluşturdum gördünüz mü? Evet, eşkenar üçgen oluşturduk. Bunlar hep yarı çaplarımız arkadaşlar. Evet, A ve B merkez. Burada kare oluştu gördünüz. Evet, buralarda arkadaşlar R görüyorsunuz. Hep R buralar. Dolayısıyla bu da ne olmuş oluyor? Eşkenar üçgen. Şimdi ben şunlardan bir tanesini, şu kesit alanını A diyeyim arkadaşlar. Bu alanı nasıl buluruz arkadaşlar? Şu 60'lık dilimden neyi çıkararak? Üçgeni çıkararak. A'ya ne yazıyoruz? 60'lık eksi eşkenar diyelim. Yarıçapımız ne arkadaşlar? 4 ya. 16 pi bölü 6. Eşkenar üçgen a kare kök 3 bölü 4 değil mi? Buradan bu A birimlik alan arkadaşlar 8 pi bölü 3 eksi 4 kök 3 olur. Bir de arkadaşlar şurayı toparlayalım. Şunun tamamını yapar. Şunun tamamını da B diyelim. Bu da direkt 60'lık dilim olur arkadaşlar. B ne olmuş olur? Direkt 60'lık dilim. 60'lık dilim için arkadaşlar yarıçapımız 4'tü. 16 pi bölü 6 yazarsak o da ne olur arkadaşlar? 8 pi bölü 3. Bize taralı alanlar toplamı sorulsun yine. Taralı alan diyelim arkadaşlar. Sorumuz bu yine. Evet, taralı alan ne olacak? Bu ikisinin toplamı arkadaşlar 16 pi bölü 3 eksi 4 kök 3 birim kare olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Şimdi 42'ye bakalım arkadaşlar. Buna yıldız koyuyorum gördüğünüz gibi. Bize yarıçapı 6 birim olan A merkezde çeyrek çember ve bir de ABCD dikdörtgeni verilmiş. Şuradaki taralı S1 ve S2'ye eşit verip bize x'i sormuş arkadaşlar. Bu bir üniversite sınavı sorusu şablonu arkadaşlar. Şimdi ben şu ortadaki alana A diyerek bunları ilave ediyorum. Neye? S1 ve S2'ye. O zaman S1 artı A, S2 artı A'ya eşit olur mu arkadaşlar? Eşit olur. S1 artı A dediğimiz yer nedir arkadaşlar? Çeyrek dairemiz. S2 artı A dediğimiz yerde arkadaşlar dikdörtgenimiz değil mi? Evet. Çeyrek daire dikdörtgenin alanına ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Şimdi çeyrek daire için arkadaşlar yarıçapımız 6 idi. 36 pi bölü ne diyoruz bakın? 4. Dikdörtgenimizin alanı da eni ile boyunun çarpımı. 6x arkadaşlar. 9 pi neye eşit olacak? 6x'e. 3'e bölelim her iki tarafa. 3 pi güzel yazayım. Bölü 2. X'e eşit olmuş olacak. Bunu defterimize alalım arkadaşlar. Devam ediyorum 43. Aynı sorunun başka bir versiyonu arkadaşlar. Bu sefer çemberin neyini sormuş bakın? Yarıçapını sormuş. S1 şu ortaya ne demiştik az önce? A demiştik. Tekrar ekleyeyim arkadaşlar. S1 artı A. S2 artı A'ya ne olacak? Eşit olacak. S1 artı A neydi arkadaşlar bakalım. Bu sefer dikdörtgenimiz oldu bu. Evet. S2 artı A ne oldu arkadaşlar? Bizim çeyrek dairemiz oldu. Şimdi dikdörtgenin alanı için eniyle boyunu çarpalım. 2 çarpı x çeyrek daire için arkadaşlar yarı çapımız x. X kare bölü ne yazacağız? 4. Buradan 8x ne eşit olur arkadaşlar? Pi çarpı x kareye. Her iki tarafı x'e bölersek arkadaşlar 8 bölü pi ne eşit olur? X'e eşit olmuş olur. 44'e bakalım. Benzer bir soru yine öğretilmiş arkadaşlar. Burası yine 4. Burada dik yamuğumuz var görüyorsunuz. Dik yamuğun üst taban uzunluğunu sormuş arkadaşlar. Alanlar var S1, S2. Ortak alan A diyelim. Yine S1 artı A arkadaşlar. S2 artı A eşit olacak. S1 artı A dediğimiz zaman arkadaşlar ne geliyor aklımıza? Dik yamuk. S2 artı A dediğimiz zaman arkadaşlar çeyrek daire aklımıza geliyor. Dik yamuğun alanı arkadaşlar alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik bölü 2.
Çeyrek dairenin yarıçapı 4 arkadaşlar. 16 pi bölü 4. Buradan bunları sadeleştireceğiz arkadaşlar. Buradan 8 artı 2x ne eşit olur? 4 pi'ye. Hepsini 2'ye bölün arkadaşlar. 4 artı x ne eşit olacak? 2 pi'ye. Arkadaşlar x de buradan 2 pi eksi 4 birim kare olarak bulunmuş olur. Evet, devam edelim. 45 arkadaşlar. Şimdi AB ve BC çap paralel alanlar toplamı diyelim. Sorumuz bu. Şimdi şu köşegeni çizelim arkadaşlar şöyle. Evet, burada bakın. Bu eş, AB ve BC eş ya arkadaşlar. Buradan ne oluşmuş olur o zaman görüyor musunuz? Evet, ikizkenar üçgen oluşmuş olur şöyle. Evet. Şimdi şuradan arkadaşlar şu parçalar eş olur. Bunu da buraya yapıştıralım. Görüyorsunuz değil mi? İkisini birleştirdiğimiz zaman paralel alanın toplamı ne olur arkadaşlar? Bir dik üçgenin alanı olur. Buralarda kök ki kök ki kök ki olarak yaptık arkadaşlar muhteşem üçlüden dolayı. Şu paralel ne oldu? Bir dik üçgen oldu arkadaşlar. Karekök 2 çarpı karekök 2 bölü 2'den arkadaşlar cevabımız kaç olur? 1 birim kare olarak bulunmuş olur. 46'ya bakalım. Yine taşıma yapacağız ama arkadaşlar şimdi burada ABCD karesinin nelerini çizmem gerekiyor? Bakın yine köşegenler. Bize AB ve BC çaplı çemberler ve daireler verilmiş ve paralel alanlar toplamı sorulmuş arkadaşlar. Evet, bakalım şimdi arkadaşlar ne verilmiş bize. Evet. Karenin bir ayrıtı 2 birim arkadaşlar. Şu alanı buraya yapıştıralım. Bu alanı da buraya yapıştıralım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu birleştirme sonucunda ne oluşur? İşte bir tane dik üçgen oluşur. Paralel alanlar toplamı da dik üçgenin alanı 2 birim kare olarak hesaplanmış olur arkadaşlar. 47 arkadaşlar çok basit. Şimdi kare bu ya. Bunu direkt buraya yapıştırın. Evet. Biraz önceki örneğimdeki gibi dik üçgenin alanı direkt ne olur arkadaşlar? Bize sorulan taraf alanı olur. Sorumu yine yazayım. Şuraya taraf alanlar toplamı diye yazıyorum. Taraf alanlar toplamı arkadaşlar kök 6 çarpı kök 6 bölü 2'den 6 bölü 2 kaç olur? 3 birim olarak bulunmuş olur. 48'de arkadaşlar dıştan teğet çemberlerimiz var. Bakın ortak dış teğeti çizdiğim zaman bunlar birbirine benzer oluyor değil mi? Benzerlikler oranı da kirişler oranı arkadaşlar. Alanlar oranı da benzerlik oranının nesi olacak arkadaşlar? Karesi. Cevabımız kaç olur arkadaşlar? Buradan 9 bölü 4 birim kare olarak bulunmuş olur. 49'a bakalım yine arkadaşlar. Şu tepe açıları ortak görüyorsunuz. Evet. Bize S1 ile gösterilen alan sorulmuş. Şimdi ben buradan S1 bölü S2'yi yazmış olsam. Şuna S2 diyelim arkadaşlar. Bu neye eşit olacak arkadaşlar? Şuradaki benzerlik oranı. Bakın kirişler oranı ne olacak? Tete açılarının gördüğü kirişler oranı. Benzerlik oranı olacak. Benzerlik oranının karesi de alanlar oranı olacak arkadaşlar. Yani 25 bölü kaç olacak? 4 alanlar oranı. S1'i bilmiyoruz arkadaşlar. S2'yi biliyoruz. 6 pi olarak. Buradan işler dışarı yaparsak arkadaşlar. 4 S1 neye eşit olur? 5, 6 pi çarpı 25 arkadaşlar. Bunu 4'e bölelim. 4'e böldüğümüz zaman arkadaşlar bunları. Burada 3, burada 2. 75 pi bölü kaç olur? 2 birim karelik bir alan oluşmuş olur arkadaşlar. Son örneğimiz arkadaşlar yine içten teğet çemberlerimiz var görüyorsunuz. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın şu alanla şu alan arasında bir oran var. Bu bunun kaç katı arkadaşlar? 3 katı ya. Aynı olay burası için de geçerli arkadaşlar. Yani şu yaylar arasında da bir oran var. Bu da onun 3'te 1 olacak arkadaşlar. O zaman S'de neye eşit olacak? 30 pi bölü 3'ten 10 pi olarak ne yapmış olacak arkadaşlar? Bulunmuş olacak. Burada neyi kullanmış olduk? Alanlar oranını kullanmış olduk arkadaşlar. Evet, içten teğet çemberlerimiz için. Evet. Bugünkü dersimizi de arkadaşlar burada bitiriyoruz.